Sen başla. Gençler kanalıma hoş geldiniz. Günaydın bu arada. Bugün farklı bir video çekeceğim. Ne yapacağız? Ense kıllarını sihirle alacağız. Onun için mesela şunlar var ya, bunları hep az sonra sihirleyeceğim size. Onu bir öğrenin diye çekiyorum bu videoyu. Şimdi şunlar hep fazlalıklar. Eğer ki enseye sihir yapacağınız zaman biz Emre'nin saçını da keseceğiz. Ama ilk önce şu enseyi güzelce böyle bir çizin. Emre kaldır. Aynen. İlk önce çizmeden enseleri falan böyle sil yapmayın. İlk önce şöyle güzelce bir çizin. Ki zaten olduğu yerde sadece çizip bırakıyorum. Hiç fazla girmeyeceğim. Çünkü bu videoyu kısa keseceğim. Sadece sirlik bölümüne kadar çekeceğim. Ondan sonra saçları keseceğim Emre'nin. Ama saç kesim videosunu çekmeyeceğim yani. Bakın şimdilik böyle oldu. Birazdan zaten natural yapacağım ben bu enseyi. Onun için çok fazla uğraşmıyorum. Şimdi burayı böyle hallettik. Siz de yapacağınız zaman böyle yapın, unutmayın. Güzelce bir temizleyelim. Gördüğünüz gibi bak orayı ayarlamış olduk. Bundan sonrası artık sihri sürmeye geliyor. Ben ilk defa sihir videosu aldım. Evet değil mi? Aynen. Biz hiç sihir videosu çekmemiştik. Dur ben onu, bu sihir videosunu şeyde yaparız. Aynen, yapalım abi. Kulağa, yanaklara, yüze nasıl yapılır diye. Şimdi gençler, önemli olan sihir yaparken bak, kılın çıkış yönlerine doğru. Mesela bunların hep bu tarafa doğru çıkıyor ya. Aşağılar buraya doğru, burası da buraya doğru. O yüzden yukarıdan böyle aşağı doğru süreceksiniz. Tam tersi. Tam tersine. Aşağıdan yukarı. Emre hazır mısın? Hazırım abi. İster bunu böyle parça parça da sürebilirsiniz. İsterseniz tam bir parça olarak da. Mesela buralarda böyle aşağı doğru çıkıyor. Gene böyle yukarı doğru. Abi sihri kalın sürmek mi daha iyi, ince mi? Bölgesine göre. Değil mi? Mesela yanaklara falan çok kalın sürülmez. İnce böyle ince katman geçeceksin. Çünkü her cilt tipiyle her deri bir değil ya oğlum. Değil mi? Bakın şimdi buraları böyle ayarladık. Ve sirin sıcaklığı da çok önemli. Zaten en önemlisi o. Adamı pişirmeyin. Veya kadını. Kime yapıyorsanız. Büyük ihtimalle bugün çekeriz abi o diğer sihir videosunu, yarın atarız. Oğlum onun için müşterinin gelmesi lazım. Yok yarın atmayız ya. Niye abi? Hı? Pazartesi. Ha doğru. Yarın kapalıyız oğlum, yarın çalışıyoruz mu? Doğru. Yarın rakı içeceğim. Mangal. Yarın incir altındayım. Ben de geliyorum ha. He? Ben de geliyorum. Gel oğlum. Yok abi sağ ol. Yarın da gideyim bir... Et mangal yapalım ya, mangal rakı. Artık yaz bitmeden değil mi Emre? Yani. Son zamanları artık.
Evet gençler, bakın böyle güzelce sürdük. Şimdi sıra geldi yavaş yavaş çekmeye. Abi geçmiş olsun. Yok, bir yaptırıyorum ben daha önce zaten. Bak bakalım Emre, başkalarının yaptığım benim yaptığım nasıl olacak? O deniyoruz bakalım, göreceğiz. Şimdi geldik çekme işlemine. İlk önce normalde de yanaklarda da kulaklarda da yapılırken de aşağıdan mı? Evet. Aşağıdan da ilk önce şöyle bir tutuş noktasını noktasını ayarlayacaksınız. Ondan sonra bir kat daha geçeceğiz abi. Evet, bir kat daha geçeceğiz. Gene aldı. Bayağı aldı abi. Emre nasıl? Bayağı almış, can da yaktı. Yaktı değil mi? İyi sürmüşsün. Evet. O abi kanamaya falan başladı. Böyle köklerde tabii, nokta nokta kan. Köklerden nokta nokta kan çıkar. Nokta nokta çıktı. Oğlum. Bir şey neydi yaptığımız ya? Yaptığımız yer ense. Sirincin vücudun en önemli, en ince derilerinden biri. Sen bakma böyle enselerin kalın durduğuna. Derisi ince sadece ama. Tabii. Arada, bak şimdi bu sefer arada kırdak ikinciyi şey sürerken şey yapmayacağım. Birazdan mı? Hepsini komple çekmeyeceğim bu sefer. Bölüm bölüm. Mi? Bölüm bölüm. Aslında şey olsa, kartuş olsa, kartuşla daha iyi yapılır da. O ne abi? Kartuşları var ya. Ha evet. Bez gibi bir şey bağlayıp şey yapalım. Evet, kartuşu sürüyorsun. Kartuşu sürüyorsun, bezi çok yapıştırınca çok çekiyorsun. Kadınlar öyle alıyor ya işte, bacak kıllarını falan filan. Bu biraz daha sancılısı. Bu evet. Çünkü tek parça alıyorsun ya. Bu daha sıkıntı. Öteki türlü kartuş olsa kartuşu böyle zıt diye sürüyorum. Abi yazın benim arkadaşım geldi. Koluma yapıştırdı abi ya. Dedik onu tabi ta. Yapar. Aynen. Güzel. Emre birkaç tane kalıyor, onlara sıra atmıyorum. Yok, onlara atma abi. Onları zaten cımbızla veya makineyle alırsın. Sen natural yapacağım ya zaten. İlk posta da bayağı gitmiş zaten. Bayağı aldı. Hiç bırakmadım. Bunları ben iple alırım abi hemen. He bak, o da olabilir. İple daha koyarız. İstiyorsan iple daha İple alırım ben. Alırız Emre. Ya işin cımbız gibi aynı. Şeysizsiniz. İp daha iyi. Cımbız. İp daha iyi. Ben şey yaparım, ben saçı keserim oğlum. Ondan sonra sen iple alırsın onları. En son o halledersin. Adamın sürekli canını yakmayalım. Değil mi Emre? Bence bir kere yakalım daha yapmayalım ama. En son yaparız. Saçı bir keselim ondan sonra. Onu boş ver, değiştiririz zaten onu. Video şaka maka 9 dakika. Normal oğlum. Bakın şöyle yaparak saça iyice bir yapıştırın. Sir mi düştü ya yere? Büyük ihtimal abi. Cırt cırt yapıyor ya. Yine de geliyor. Geliyor tabii canım, gelmez mi?
bir katman da ince at abi, ip ince at böyle. Abi. Mesela bunu ip ince at abi. Üçüncüyü herhalde atmaya gerek yok. Abi canımı yakacak bayağı genç herhalde. Tabii. Üçüncüyü atmaya gerek yok. Arkadaşlar videonun artık yavaş yavaş sonuna geliyor. Eğitim almak isteyenler varsa bana ulaşabilirsiniz. Zaten açıklama kısmına falan başlığı numaramı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten yaptığınız tıraşlar varsa Instagram'dan veya kendi cep telefonumdan gene oradan bana atabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Yaptığınız tıraşlarda sormak istedikleriniz varsa Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Halim.altankingav şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kingav official. O da iş hesabım. İkisinden de ulaşabilirsiniz her yerden. Şimdi gelelim sonucuyu çekmeye artık. Şöyle. Bu kadar. Şu kalanları da artık en son Berat ayarlayacak. Gençler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz bundan sonra artık saç tıraşına geçiyoruz. Onu çekmeyeceğim. Başka saçlarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.